ben Mia. Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum Zentopya'da. Adım adım yürüyorum her yeri, bu harika yeri keşfediyorum. Bu bir rüya mı ya da hayal mi, yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken, bir kahraman olmayı düşünürüm. Gel uç benimle, Yukomo ve benimle. Gökyüzüdür gittiğim yer, uçuyorum özgürce. Gerçek mi bu gördüklerim? Boş ver, nasılsa kendimleyim. İşte ben Mia, ben kendimi. Gizemli Ziyaretçi. Mia! Büyük baba! Çocukların dedelerinin büyüklük taslamasından ne kadar nefret ettiklerini biliyorum. Bu yüzden öyle davranmayacağım. Hadi söyle. Ve çok büyümüşsün. Hala bu kamyonu mu kullanıyorsun? Bu senden bile yaşlı. Ah, doğru. Ama ikimiz de gayet iyi durumdayız. Öyle değil mi güzelim? Ah, güzel. Zaten onun kopacağı anı bekliyordum. Kamyonun mu miyavlıyor? Tamam, eski bir kamyon olabilir ama bu gerçekten tuhaf. Aç bakalım. Bu senin için. Ah! Sen ciddi misin? Bu çok güzel. Ay, bana adını söylemişti ama hatırlayamıyorum. Şey miydi? Mimi mi? Evet, Mimi'ydi. Merhaba Mimi. Atın mı var? Evet o Johnny. Çok da havalı görünmediğini biliyorum öyle ama... Öyle söyleme, o harika. Muhteşem. Nihayet eve gelebildim. Hayvanların geri kalanı orada. Sebze tarlası da şurada. Gerçek bir çiftçiye dönüşüyorsun. İnanılmaz mı geliyor? Belki de öyledir. Tarzan! Mia geldi. Tarzan mı? Başka hayvanların da olduğunu söylemiştin. Aa, oradakilerde çingene ve kral. Bu Berta. Tuka ve ailesi. Ördekler, kazlar ve şunlar da tavuklar. Hadi gel sana odanı göstereyim. Çok özür dilerim. Görmedim. Sorun değil. Sadece derim yüzüldü. Sanırım iz kalmamıştır, öyle değil mi? Hayır, düşündüğün gibi değil. Ben Mario. Ben de Mia. Şey, aslında benim büyük babama yetişmem gerek. Mario, yaz işçisidir. Nasıl buldun? Büyük baba Renzo, hadi bana odamı göster. Üzgünüm. Biraz karışık ve küçük ama senin sevebileceğin birkaç eşya bulmaya çalıştım.
Eski evde paketlediğim birkaç şey buldum. Ailem saçlarımı kabul etmedi değil mi? Seni biraz rahat bırakayım. Hazır olunca aşağı gelirsin. Daha sonra odanı birlikte toplarız, tamam mı? Hemen döneceğim, söz veriyorum. Merhaba Mia, şifreyi söyle. Gardiyanlardan geldi yeni tehdit. Kılık değiştirdi naziklik. Buna alışacaksın. Dedik Mia. Su tabancalarınız nerede? Pantia'yı bozguna uğrattık, hatırlamıyor musun? Artık niye silah kullanalım ki? Sentopya'da barış var. Dürüst olmak gerekirse benimkisini özledim. Güneş parlıyor. Tek boynuzlular güvende. Artık hiçbir şeyi keyfimi kaçıramaz. Bu da ne? Fuddle. Özür dilerim majesteleri. Çim sulama makinesi için su kubbesini çalıştırıyordum. Azıcık da olsa yeterdi. Teşekkür ederim Mia. Mia, hoş geldin. Ne güzel bir sürpriz. Seni yine görmek çok güzel Mia. Umarım sizi rahatsız etmemişimdir. Hayır tatlım, önemli değil. Aslında ben Onchao'ya bakmak için gelmiştim. Onchao kraterden gitti. Artık diğer tek boynuzlularla yaşıyor. Bu harika bir şey. Seni gördüğüne çok sevinecek. Bence gidip merhaba demelisin. Kesinlikle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal Mia. Gördüğüme çok sevindim. Onchao nerede? İkiniz de hemen kesin şunu. Merhaba Onchao. Ben de seni çok özledim. Söyle bakalım, neden Esko ile kavga ediyordun? Sentopya'nın artık barış içinde olduğunu bilmiyor musun? Ama Esko, Onchao sana kanat veremez. Kanatları onun bir parçası. Olamaz. Tam olarak neye bakıyorum ben? Evet, bu iyi bir soruydu. Olamaz. O şey her neyse bu tarafa geliyor. Biz kontrol etsek iyi olur. Hadi Mia'yı arayalım. Mia'ya git. Bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum Onchao. Ben de okuldaki bazı arkadaşlarımla kavga ediyorum. Ama sahip olduğum en iyi arkadaşımla bir süre önce arkadaşlığım sona erdi. Kendin gibi davranmalısın. Mo ve Yuko. Barış bitene kadar çok eğlenceliydi.
Uçmam gerek. Yakında görüşürüz. Vay canına. Ne görüyorum öyle? Gerçekten iyi bir soru. Aa, daha fazla yaklaşmayın. Merhaba bayanlar ve baylar. Sıkı durun ve görüp görebileceğiniz en inanılmaz, en tuhaf yaratıklı, en muhteşem şova şahit olun. Ben Kral Raynor. Ben de Kraliçe Maya. Nasılsınız? Onur duydum. Lütfen beklenmedik ziyaretimi hoş görün. Ben eşsiz ve mükemmel Rixel Sirke'nin yöneticisiyim. Bu da eğlence gemim. Amacım Sentopya'daki bütün perileri, bütün zamanların en muhteşem sirk gösterisi deneyimlerini yaşamaları için davet etmektir. Hey! Kişisel alanıma giriyorsun. Kişisel alan! Hey Tukito, yavaş ol oğlum. Bazen çok dost canlısı olabiliyor. Sentopya'ya hoş geldin Rixel. Teşekkür ederim saygıdeğer majesteleri. Tanıtmama izin verin lütfen. Küçük bir tura ne dersiniz? Kulağa çok hoş geliyor. Yuko, misafirlerimizi ağırlayalım. En iyi kaynak sularımız ve taze meyve ile. Yardım edebilir miyim lütfen? Roket trenini denemek için kaçırılmaz bir fırsat. Son icadımdır. Hadi gidelim Fadıl. Vay canına. Onçado bunu görmeli. Gidip getireyim. Hadi git bakalım Tukito. Buraya neden geldiğimizi biliyorsun. Onca, seni neşelendirecek harika bir şey biliyorum. Şehre sirk gelmiş. Sorun nedir Onca? Zavallı şey. Bir seferde çok fazla keklik çileği yediğinde ne olduğunu zor bir yoldan öğrenmiş. Bu çok tuhaf. Bence de bir teşekkür hiç fena olmazdı. Pis, uzun burunlu, kötü periler. İğrenç, sihirli, tek boynuzlu atları. Bu lanetli adadan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyım. Bir balonum ya da teknem olsaydı. Ya da bunlardan biri. Neden bu eski saçma sandıkları taşımak zorundayız ki? Gerçekten çok ağırmış. Hem de kokuyor. Pis periler. Ne dedin? Ben bir şey söylemedim. Tamam, buraya yavaş. Yavaş. Hey Fadıl, tuzaklara dikkat et. Dikkat edin. O benim fantastik gazlı turbo yakıtım. Ve yaratım sağlayan kaskım. Muhteşem beynimi korumak için. (Gülüyor)
B planına geçebiliriz. Burası da sihirlerin gerçekleştiği yer. Arkada ne var? Hayvanlar, ama onları sonraki sefere gösteririm. Her neyse, anladığım kadarıyla Sentopya'da da muhteşem yaratıklar bulunuyor. Mesela rastgele birini düşünelim. Tek boynuzlular. Tek boynuzlular. Onlar çok utangaçtırlar. Onlardan birini yakalamak bile pek mümkün değil. Onları saklandıkları yerden çıkarmak için cezbedecek bir yol var mı? Peki siz onları görebiliyor musunuz? Dahi mucit geliyor. Aptal şey. Nereye gitti öyle? Fadıl nerede? Sonunda yalıtımlı kaskım işe yaradı. Beynimde hiç şişlik olmadı. Ejderha! Silahlı değiliz ki. Rahat olun genç periler. Gurga benim yıldızımdır. Tehlikeli değildir. Hiç de öyle görünmüyor. Aslında uykusu bölündüğünde biraz huysuz olabiliyor. Hadi bırakalım da uykusuna devam etsin. Bu Rixel denen adamla ilgili kötü hislerim var. Benim de. Yüzmeye mi gittin? Şnorkelle mi? Olağanüstü. Sonunda görebiliyorum Tukito. İşte. Bak bende ne var. Gardiyanlardan geldi yeni tehdit. Kılık değiştirdi naziklik. Uzak dur. Onu korkutuyorsun. Ne ürkek bir yaratık. Dokunmama izin ver. Hayır. Onço git. Bana güvenebilirsin. Onu incitmeyeceğim. Hemen gel buraya. Seni soytarı. Yardımlarınız ve konukseverliğiniz için teşekkür ederim, ama gerisini kendim halledebilirim. Hoşçakalın. Bu kadar mı? Ne? Yetmedi mi? Bütün günümü size harcadım. Yani evet, üzgünüm. Aslında yapılacak işlerim var. Bilirsiniz, işler. Yani gitmeniz gerek. Teşekkür ederim. Doğrusu biraz tuhaf ama sanırım onu sevdim. Hadi işimize bakalım. Efendim, harika haberlerim var efendim. Efendim mi? Beni ne cüretle rahatsız ediyorsun? Efendim, onu buldum. Rüzgar tek boynuzunu buldum. Bundan emin misin? Aslında tarif ettiğinizden biraz farklı, siyah değil. Ve küçük bir tay, ama kanatları var. İlginç. Bu kanatlı tek boynuz onu olamaz, ama belki de onun soyundandır. Öyle olmalı. Hemen o distopyanın tek boynuzlu kanatlı tayını getir. Sonra dileğin gerçekleşecek. Kara peri mi olacağım tıpkı
Sizin gibi yani? Kara Elf topluluğunun bir üyesi. Sadece o kadar. Bütün ayrıcalıklarla mı ve distopyada yaşayacak mıyız? Sözüm sözdür. Olağanüstü! Distopya. Karanlığın ve yok ediciliğin ülkesi. Evim, güzel evim. Sonraki dolunaya kadar vaktin var. Eğer hayal kırıklığı yaratırsan her şeyini elinden alırım. Kıymetli iksirlerin, hayvanların ve yüzen adan. Gargona. Efendim? Sen ne kimsin? Ben bir kara elfim. Sentopya'da kapana kızım. Uzun zaman önce onu bir görev için Sentopya kraliçesine yollamıştım. Ama Panthea bana haber vermedi. Lütfen beni affet. Onun hatasını bana yükleme. Ben sadece eve dönmek istiyorum. Henüz değil. Burada benim için yapacaklarım var. Bu beceriksiz şapşal Rixel'e güvenmiyorum çünkü. Ben hep buradayım biliyorsunuz. Kanatlı tek boynuzu yakalaması için ona yardım et. Sonra distopyaya geri dönebilirsin. Teşekkür ederim efendim. Görünüşe göre ortak olduk. Kılık değiştirdi naziklik. Mia'nın kahini Rixel'i işaret etmiş olmalı. Onca onu hiç sevmedi. Buna eminim. O adam bir şeylerin peşinde. Kral Rainer'ın da bunu gördüğüne eminim. Kim gösteriye gidiyor? Ben gidiyorum. Pekala. Sanırım kanıta ihtiyacımız var. Bu kadar erken gitmek zorunda olman çok kötü oldu Mia. Sizi yeniden görmek harikaydı. Merak etmeyin. Kısa süre sonra döneceğim. Ve Rixel'in gerçek amacını öğreneceğiz. Hoşça kal Mia. Görüşürüz Mia. Amin mi? Keşke sen de benimle gelebilseydin. Tekrar merhaba. İnan bana bunu bilerek yapmadım. Daha az acıyamazdı. Hadi yine deneyelim. Ben mi ya? Hala Mario. Binmek ister misin? Tabii ki. Bu kötü oldu. Çünkü bu şey hala çalışmıyor. Perdenin arkası. Okulunu bitirdiğinde tarım işiyle uğraşmak istiyor. Bu yüzden de yaz aylarında burada çalışıyor. Kim? Mario. Dışarıdaki Mario muydu? Fark edemedim. Uzun zamandır hiçbir şey fark edemiyorsun. Hayır, o çok fazla. O daha yavru, saf süt içemez. Teşekkür ederim. Bu Johnny mi? Evet, o. İyi huylu yaşlı bir at. Benim gibi huysuz değil. İstersen ona binebilirsin. Gerçekten mi? Tabii ki. Ne de olsa göz kulak olma işinde uzmansın. Kim gibi uzmanım? Tamam, hadi bin bakalım. Onçao'ya binmek daha kolaydı. Onçao mu? Daha önce at bindin mi? Aslında tam olarak at değil. Evet, neyse boş ver. Bu sence de tuhaf bir cevap değil miydi? Belki öyle, belki değil. Tamam, hadi başlıyoruz. Hazır mısın? Sen daha önce at binmişsin. Evet, ama yerde değil. Anlaşılması zor bir isim, biliyorsun değil mi?
Aa, olamaz, ördekleri beslemeyi unuttum. Biraz durmamızın sakıncası var mı? Tabii ki yok. Hadi in. Sadece bir dakika sürer. Sen de beklemeyi sevmiyorsun değil mi? Uzmanı beklemen gerekmiyor muydu? Ama görünüşe göre uzman olan sensin. Evet, sanırım öyleyim. Kim bilir? Vay canına, şuna bak. Ne kadar güzel. Burada kal. Wow. Bu attan uzak dur. Çok ürkektir. Daha önce de böyle yaptı. Adı Safir. Yolun yukarısındaki çiftliğin atı. Bunu daha önce de yaptı. Gelip onu almalarını beklemeliyiz. Ne yapıyorsun? Mia, sana ondan uzak dur dedim. Vay be. Merhaba Safir. Atımdan uzak dur. Olamaz. Yoksa sen... Olamaz. Aslında Violetta diyecektim. Mia, bu çöplükte her ne yapıyorsan, yoksa hayvanat bahçesi mi demeliyim? Dur biraz. Şu yaşlı adam Renzo Genovesia. Amcan mıydı senin? Büyük baban mı? Neden tahmin edemiyorum acaba? Evet, belki de düşünmek tahmin etmekten daha kolay olduğu içindir. Böyle ileri bir zeka olmadan 6 hafta nasıl geçerdi bilmiyorum. Yaz tatilimden uzak dur Mia Genovese. Sen kendi tatilinde, ben de benimkinde kalayım. Sanırım ikiniz tanışmışsınız. Ne komik biri değil mi? Annesiyle tanışana kadar bekle. Bekle. Ne? Bütün ailesi burada mı yaşıyor? Bilmiyor muydun? Annesi Kontes Dinola. Onun çiftliği de Renzo'nun çiftliğinin yanındaki. Ayrıca bütün bu taraf, sonra bu taraf ve tabii bu taraf da öyle. Sen de dört bir yanı Dinola ile çevrili Genovese arazisinde bulunuyorsun. Harika. Şey, sanırım bilekliğin sana bir şey anlatmak istiyor. Şey, o cep telefonumun alarmı. Güzel değil mi? Erkek arkadaşın mı yoksa... Maskenin ardındakini görmek için yabancının renklerini bilmelisin. Çocuklar. Mia, seni gördüğüme sevindim. Rixel'in planının ne olduğunu buldunuz mu? Kanıt yok mu? Biz burada konuşurken rahat durmadığına eminim. Onçağı'yı kontrol etsem iyi olacak. Merak etme, Onçağı artık güvende. Baksana. Sarayımıza hoş geldin Rixel. Kendini evinde hisset. Sanırım huzur dolu sessiz bir yer bulabilirsin. Evet, gerçekten de sessiz değil mi? Gelin, hepiniz gelin. Dünyanın en olağanüstü gösterisini izleyin. Buyurun. Harika. Rixel'in sirkinde çok tuhaf şeyler dönüyor. Kahinin dediklerini dinleyin. Maskesinin ardındakini görmek için yabancının renklerini bilmelisin. Merhaba Prens Mo. Kulak misafiri olmadan edemedik. Eğer isterseniz Rixel'e göz kulak olabiliriz. Yapar mısınız? Ama önce Mo'nun gözlerini açmanız gerekecek. Merhaba küçük dostum. Sen de gösteriye gelecek misin? Tabii ki geleceğim. Hem de açılış gösterisiyle. Misafirlerimize okumak için geleneksel bir pan şiiri hazırladım.
Öyle mi? Ben bundan pek de emin. Bu harika bir fikir. Evet. Duymak için sabırsızlanıyorum. Hayır, yine mi? Biri bana yardım etsin. Ben de yanılmasın. Ne harika bir yaratık. Şeye söyler misiniz? Sentopya'nın perileri, tek boynuzların muhafızları mı acaba? Etrafta birkaçını görürüm sanıyordum ama yoklar. Onları saraya yakın yerlerde bulabilirsiniz. Çok utangaçtırlar. Oo, çok kötü. Peki yaklaşırlar mı ya da? Eminim Mo, Yuko ve Mia size onların bulunduğu çayırı göstermekten mutluluk duyar. Bu harika olurdu. Baba, bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin? Onu çayıra götürmek yani. Onca ondan korkmuştu. Diğer tek boynuzların da korkacağına eminim. Saçmalamayın. Arkadaş canlısı zararsız birine benziyor. Ben ondan hoşlandım. Her zaman bir peri gibi davranıp misafirperver olacağız. Ama... Israr ediyorum. Vay canına. Neden tek boynuzlarla bu kadar ilgileniyorsun Rix? Ne demek istiyorsun? Onlar sihirli ve gizemliler. Tek boynuzlularla kim ilgilenmez ki? Eminim sirkinde onlardan biri olsun isterdin. Oh, hayır, kesinlikle hayır. Sihirciler bir tek boynuzluğun gösterisiyle ilgilenmezler. İşte orada. Yani bu Fantopya'da gördüğüm kanatlı tek boynuz, öyle değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? O Onço. Kendisi çok özel bir hayvandı. Evet, buraya uygun değil, değil mi? Bir yabancı. Her zaman diğerleriyle birlikte mi? Yoksa bazen alıp başını gidiyor mu? Tek boynuzlular her zaman bir aradadır ve birbirlerine göz kulak olurlar. Onca da onlardan biri. Anlıyorum. Hadi biraz daha yaklaşalım, olur mu? Daha yakını olma. Sadece konuşabiliriz. Bu uzaktan bakış için teşekkür ederim genç periler. Ama artık Fantopya'ya geri dönmeliyim. Bu geceki büyük gösteri için hazırlıklarımı tamamlamak zorundayım. Yetişirim çocuklar. Peki o nasıl oluyor da yaklaşıyor? Seni yeniden görmek harika Onca. Bu akşam diğer perilerle birlikte Rixen'in sirkine katılacağım. Ben de ona güvenmiyorum. Merak etme. Yuko, Mo ve ben bu işi halledeceğiz. O paranoyak prens ve iki arkadaşı benim efsanevi gösterimi izlerken hepsi avucumun içinde olacak. Hem de diğer bütün perilerle birlikte. İşe yaramaz. Onlar sana asla güvenmez. İyi bilirim. En zor olan kalpleri kazanmanın çözümünü sunan gösterimin müthiş gücünü küçümsüyorsun. Gerçekten harika bir gösteri. Senin şapşal hilelerin bizi asla kanatlı tek boynuzluya ulaştırmaya yetmeyecek. Sıra ağlara ve yılanlı silahlara geldi. Ancak böyle başarırız. Nasıl olacağıyla ilgilenmiyorum. Her şey için geç olmadan gidip şu kanatlı tayı yakalayın bana. Benim yolumu izliyoruz. Tartışma bitmiştir. Maskesinin ardındakini görmek için yabancının renklerini bilmen gerekiyor. Tamam. O zaman maskesini indirmeliyiz. Hadi kulise, gidelim. Bekle. En iyisi o gösterisini yaparken biz de araştırma yaparız. Güzel ama bu işi ikiniz halletmelisiniz. Ben burada kraliyet ailesini temsil etmek için bulunmalıyım. Mo, annen gelmiyor mu? Sentopya barış içinde olsa da birinin saraya göz kulak olması gerekiyor. Gösterisi ve şu üçü gözlerini senin üzerinden ayıramıyor, öyle mi?
Bütün perilerin bir arada toplanması ne büyük bir mutluluk. Birlikte yeni bir Fantopya deneyimini paylaşacağız. Keklik çileği suyuyla dolu kadehlerimizi katılımınızdan duyulan büyük zevk için kaldıralım. Sevgilerimi sunuyorum. Bundan kurtulmak kolay olmayacak. Daha bitirmemiştim ama. Hepiniz eşsiz Fantopya'ya hoş geldiniz. Bu gece burada olmayanlar aslında hiçbir yerde değillerdir. Rexel, aç kapıyı. İçeri al beni. Çok da uzak değil. Sorun yok. Neredeyse geldin. Sakın aşağı bakma. Her şey harika olacak. Şimdi gidebiliriz Yuko. Bol şans. Şimdi de alkışlarınız bu muhteşem ötesi yetenekli gösteri için olsun lütfen. Hayvanlar hiç de keyif alıyor gibi görünmüyorlar. Hayvanlar mı? Küçük ahmak yaratıklar, buradan bıktım usandım. Gargona mı? Bu cadıyla işimiz bitti sanıyordum. Burada ne işi var? Rixel'le birlikte çalışıyor olmalı. Hayır, artık çalışamayacak. Bekle Yuko. Ne yaptığını görmek için onu izleyelim. Harika bir fikir. İşte o yüzden takımın beynisin. Ve şimdi eğer vahşi hayvan gördüm sanıyorsanız bu dev gibi canavarımızı gördüğünüzde şaşıracaksınız. Canavarlardan korktuğunuzu düşünüyorsanız henüz bunu görmediniz demektir. Karşınızda yok edici ateşlerin ve aleflerin efendisi Gurga. Vahşi ejderha, dinozor, Gurga! Ateş! Başkalarının söylediklerini yapmaktan vazgeç! Ateş dedim! Rexel hayvanları hipnotize ediyor. Onun iradesine göre mi gösteri yapıyordu? Zavallı ejderha. Sizi nankör periler, onların hayatlarının en güzel anlarını geçirdiklerinin farkında değil misiniz? Dikkat dikkat arkadaşlar, sanırım bir mola vermek için bundan iyi bir zaman olamaz. Sen de hemen Koris'e.
Bu On Chao. Bir şeyler oluyor. Lasita, koltuklarımızı tut. Oh, bu ağ tam olarak da Gargona'nın kullandığından. Şu an nerede On Chao? Her şey yolunda mı Prens Mo? Siz bir görev istiyordunuz değil mi? Tam da size göre bir tane var. Yaşasın. Hemen bütün perileri kratere toplamanızı istiyorum. Mia'ya git. Ağla avlanmak planın bu sefer işe yaradı mı bari, iyi miydi? Dışarıda yuhalamalar duydum. Peki senin perilerin kalbini kazanma planın ne durumda? İyi mi? Zavallı hayvancıklar. Onları kurtarmalıyız. Peki burada ne işin var senin? Ara ben. Ayrıca sana sirk gösterimi, perileri nasıl yola getirdiğini göstereceğim. Sayende. Demek siz. Hep burun sokan periler. Yine mi? Gerçekten mi? Çıkarım izim oradan. Demek kafeste olmayı sevmedin Riksel. Artık ne hissettiğini anlarsın. Hadi çocuklar, artık özgürsünüz. Hadi gidin buradan. Bay canım, her şey yolunda. Size zarar vermeyeceğiz. O bana zarar verebilir. Onları serbest bırakmanız harika ama umarım bununla ilgili iyi bir planınız vardır. Onları öyle bırakamayız. Riksel hepsini tekrar yakalar. Git başımdan, git. Zavallı sirkin çok oluyor artık. Kölelerim için bir hilem daha var. Tokito, odaklan, hücreyi aç. Onları saraya kadar takip edebilir misin? Senin için her şeyi yaparım. Hadi arkadaşlar, saraya gidiyoruz. Evet. Her şey onun zavallı hayvanlarının beceriksizliği yüzünden oldu. Eğer ağ atmak yerine bana yardımcı olsaydı kesinlikle perileri ele geçirecektim. Sessizlik! Eğer ikiniz bir an önce kanatlı tek boynuzu bana getirmezseniz bunun bedelini ödeyeceksiniz. Anladınız mı beni? Üçünüzü de en başından beri dinleyip Riksel'e asla güvenmemeliydim. Hepsi benim hatam. Tehlikenin farkına varmalıydım. Sadece gösterinin tadını çıkarmak istedim. Özellikle de o büyük hantal yaratığı sevdim. O da sizi sevdi. Üçünüze de teşekkür ederim. Artık Riksel'in güvenilmez olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir şey yapmalıyız. Riksel yaptıklarının bedelini ciddi şekilde ödeyecektir. Bütün dikkatimi bu konu üzerinde toparlayacağım. Hey, o benim çayımdı. Dikkat et onlara. Uzun zamandır ilk kez özgürlüğün tadına varıyorlar. Sanırım bu tadı çok sevdiler. Kesinlikle burada pek çok şeyi canlandırdılar. Bu çok iyi bir şey. Benim için gitme vakti geldi. Kendine iyi bak On Chao. Herkese iyi şanslar. Güle güle, güle, güle ya. Ya. Hadi içeri girin. Hadi, hadi diyorum size. Uğraştırmayın beni. Neler yapıyor? Hadi. Eğer anneyi içeri sokmayı başarırsa... Sen de hadi hadi. Bu tarafa. Yavrular da onu takip edecek. Gir, gir. Aferin. Bravo.